Alo. Alo Yusuf. James ben. Biz şeyin binasındayız. Ana binada. Sen iki karşı çıkabilirsin gibi yukarı. Pilot aşağıda. Onu şimdi araba almaya gidiyorum. Türkiye'de wingsuit bay jump yapan tek sporcuyum. Babadağ teleferik projesi yapıldıktan hemen sonra buranın ilk genel müdürü olarak ben geldim. Burası dünyaya Türkiye'yi özellikle hava sporları adına tanıtmak için bulunmuş çok büyük bir fırsat. Türkiye yamaç barışı ya da hava sporları açısından potansiyeli çok yüksek bir yer. Ama eksikler vardı. Babadağ teleferik projesi o eksikleri tamamlayacak. Zaten Fethiye'nin de 30 yıllık hayali bu proje. Hayata geçtiği zaman beni heyecanlandıran taraf içinde herhangi bir yerde bir şekilde bulunabilirsem eğer o zaman buna marka değerine ben de kendimden değer katabilecektim. Bu alanda ciddi bir birikimim var. Bu birikim ve tecrübemi ve edindiğim vizyonu katabileceğim. Aynı zamanda markaya kendi gücünü oluştururken katma değer sağlayabileceğim bilgilerle birlikte ulaşılacak seviyede bana da değer katabileceğini biliyordum. Babadağ Teleferik'in genel müdürü olmaktan dolayı tabii ki çok mutluyum ve heyecanlıyım. Sanki girdim bir şey içine, sağdan dönüşe devam edebilirsin. Aynı zamanda şöyle bir taraftan da beni çok yakalıyor bu. Benim yaşamsal tutkum olan uçmak, atlamak vesaire sporları işim olarak yapabiliyor olma fırsatını bana sunan bir proje bu. Sabahları geliyorum. Günlük yapmam gereken işler var. Gelişmesi gereken bazı projeler var. Onlar zaten yürüyor. Onlar bittikten sonra akşam işte 1700 metre, 1800, 1900 metre, bazen 1200 metre buraya çıkıp o gün müsait olan herhangi bir pilot arkadaşımla beraber uçuyoruz. Sonra ben wingsuit'imle atlayıp wingsuit uçuşumu yapıp bazen yerlere yakın geçip bazen yukarıdan geçip bazen uçan herhangi bir yamaç paraşütünün yanından geçip paraşütümü açıp inip mesaiyi günü öyle kapatıp evime gidiyorum. Her gün bu etkinliği yapıyorum. Her gün bunu yapıyorum. Muhtemelen dünyada bunu yapan ikinci bir kişi yok. Yani o yüzden de kendimi çok hem şanslı hissediyorum hem de bu açıdan bunun ne kadar değerli olduğunu çok farkındayım. O yüzden hem bunu korumak, hem Babadağ teleferiği olduğu yerden daha yükseğe çıkarmak, hem de kendime bir şeyler katmak için
her geçen gün daha çok çalışıyorum. Baba da teleferik ana istasyonundan yukarı gelmem yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. Akşam eve giderken yamaç başta uçup wingsuit'le atlayıp sonra yere inmem maksimum 5 dakika sürüyor. Ben gidiyorum. Arabayla gelinen belki 40 dakika sürede gelinen teleferikle 25 dakikada çıkılan yeri ben yeri geliyor işte 3 dakikada 4 dakikada indiğim zamanlar oluyor. Her gün bunu yapıyor olmak bana ve sporuma çok şey katıyor. Zaman içinde burada ürettiğim videolar aynı zamanda Ölüdeniz'e, Babadağ Teleferi'ye, Fethiye'ye, Türkiye'ye çok şey katıyor. Turizm açısından bunlar çok değerli şeyler. Çünkü dünya sosyal medyada yaşanıyor. O yüzden de aslında bana dünyanın çeşitli yerlerinden bu atlayışları yaptığım yerler soruluyor. Adres olarak tabii ki burayı veriyorum ve buraya bende gördüğü için gelen insanlar oluyor. Bu daha da çok artacak, bunu umut ediyorum. Aynı zamanda benim gibi yaptığım şeyler gibi işleri yapan başka sporcuların burada artmasını ümit ediyorum. Aynı zamanda Babadağ Teleferik Projesi olarak biz odan gelecek sporcuları destekliyoruz zaten.